Can kardeşler, canım kardeşler, neredeyiz? Alaçatı'dayız. Çubuk Sirkeli'deyiz. Çeşme'deyiz. Ankara'mızın Karagöl'ündeyiz. Balkon bahçemizdeyiz. Çamlıdere'deyiz. Aluç Dağı'ndayız. Tekeköy'deyiz. Dünyada eşi benzeri bulunmayan... Oynuyor bunlar, oynuyor. Gel, gel. Can kardeşler, canım kardeşler, nereye geldi Feridun Kunak? Bursa'ya geldik. Bursa, Osman Gazi ilçesindeyiz. Nereye gideceğiz şimdi? Bir Azize teyzemiz bizi telefonla aradı. Ben çok rahatsızım, ne olur bana bakar mısınız dedi. Biz de hemen çıktık geldik. Şimdi Azize teyzemizin evine doğru gidiyoruz. Bakalım neler göreceğiz. Hep beraber gidelim. Azize teyzemize geldik bakalım. Merhaba. Ay, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk, hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz? Ne var ne yok? Seni ölmeden görmek istedim. Oh çok şükür gördün. Hadi otur. Nereye? Gördün işte, gel yanıma. Hadi sen hemen arkana bir havlu tutayım. Yok yok, yerli değilim. Ben seni görünce, ben senin sesini duyunca bütün gece uyumadım akşam. Hoş geldiniz yavrularım. Geçin oturun. Ondan acaba gerçekten gelecek mi benim gibi teyzeye ya da niye benim gibi garibana, canım, benim gelirim, gibi fakire acaba dedim. Estağfurullah. Bütün gece uyumadım. Gerçekten gelecek mi? Gerçekten gelecek. Acaba gelecek mi? Diye diye bak. Şimdiye kadar hep camlarda bekledim. Heyecan yaptım. Dedim ne olursunuz bak, ne olursunuz yalvarıyorum dedim. Feridun Kunak'a beni söyleyin. O çok iyi bir doktor. O yaşlıları kırmıyor. Ama sen benim dediklerimin aynısını söylersen o kesinlikle beni geri çevirmez. Ne yapar yapar, ya beni oraya aldırır, çağırır ya da buraya gelir dedim. İyi demiş. Bazen hani Bursa'ya geldiğini duyuyorum ama istiyorum, bulamıyorum. Bulamıyorsun. Beceremiyorum. Doğru. Kulaklarım duymuyor. İyisin maşallah. Sen her şeyi becerirsin Allah'ın izniyle. Beceremiyorum artık. Peki karnın dışında nerede şikayetin var? 30 senedir karnımdan çok zahmetim var. Gaz mı oluyor? Ne oluyor? Ağrılar var içeride, sancılar var. Tamam. Yolda yürütmüyor. Sanki karnımın içinde lokur 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 bir şeyler. Tamam. Yürüyemiyorum. Onu hallederiz. Başka? Bu göğsüm var ya, bu göğsüm. Ha. Bu göğsüm kemiklerimle beraber buraya kadar. Göğsünde ağrı var. Başka? Şuralarım. Şuralarım var ya, şuralarımdan bak bak yemiyorum, acıyor. Hmm. Sanki burada bir şeyler var, acıyor. Bak gitmediğim değil doktorlara, gittim ama ben illa ölmeden seni istedim, seni yani ben istedim seni. İnşallah. Hem inşallah. Derdimi anlatayım, hem muhabbet edelim, hem seni göreyim. Allah hem razı seninle olsun. Konuşalım, Allah sonra razı derdimi anlatayım. Tamam. Bu karnımın şuraları var ya, ben senin annenim, sen de benim evladım. Tabii tabii. Şuralarım. Buralarım arkalarıma vuruyor. Tamam. Gerçekten arkalarıma vuruyor. Öksürük oluyor mu, öksürük? Ara sıra oluyor. Tamam. Başka bu dizlerinde falan ağrılar var mı? Bundan zaten ameliyat oldum. Ne kadar oldu ameliyat düştüm olan? Düştüm, 2 sene oldu herhalde. Ne yaptılar buraya? Protez mi koydular, ne koydular? Galiba. Tamam. Galiba. Onda sıkıntın yok şimdi. Yok. Bunda var mı? Ara sıra ağrıyor, yaşlılık artık. 78 yaşındayım. Gençsin daha, ne ki 78. Ay, ya. Deme öyle, deme daha öyle. Gençsin maşallah. Bugün seni görünce dirildim, hastaydım, ölüyordum. Sabahleyin nasıl hastaydım biliyor musun? Ha. Gidiyorum geliyorum, duramıyorum evde, hep camda bakıyorum. Sen şimdi şu ilaçlara bir bakalım. Ver bakayım kızım ilaçları. Raporları da ver. Burada sırtında ağrı var, göğsünde ağrı var. Evet, bir de karnında ağrı var. En çok da bu karnım şiş. Bana doktor ameliyat verdi bu taştan dolayı. Bak böyle dedi. 4 tane taştan 8 tane olmuş. Onlar büyümüş. Bir yerime yerleşmiş. Vücudumda bir yerimi delecekmiş. Çok az mesafe kalmış. On delinirse beni zehirleme yapar, ölürmüşüm. Bu yeni oldu, bayrama yakın. Sen hiç merak etme, onu da halledeceğiz. Zaten tek ümidim sensin. Allah'ım seni bana ölmeden kavuşturdum. Sen şeker için ilaç kullanmıyorsun değil mi? Bir kutu verdi. Bir kutu verdi. Şimdi ben sana bunların hepsini anlatacağım. Tamam.
Safrekesiz taşı içinde ne yapacağını anlatacağım ben sana. Şimdi vakti zamanında bu akciğerlerinden bir hastalanmışsın sen. Akciğerler hastalandığı için orada yapışıklıklar yapmış. Ondan dolayı yol yürüyünce falan yoruluyor mu? Bunlar zorlanma yapıyor. Bir de kemiklerinde erime var. Şimdi ben sana onlarla ilgili ilaçlar göndereceğim. Biz seni halledeceğiz. Safra kesesi için şöyle bir şey yapacaksın. Bak buraya yazıyorum. Kıza da anlatırız şimdi safra kesesi için. Tamam. Bunları güzelce alacak. Anne rahatlayacak. Annede ne var? Vakti zamanında akciğerinden bir hastalık geçirmiş. Ona bağlı akciğerinde yapışıklıklar olmuş. Ondan bir sıkıntı var. Artı kemiklerinde erime var. Et kemiklerinde erime var. Bel kemiğindeki sinirlerde sıkışma var. Bir de bağırsaklarda büyük abdest yapamamaya bağlı bağırsaklarda sıkıntı olmuş. Şimdi o bağırsakları muhakkak çözmemiz lazım. Hiç merak etme. İkiniz de çok güzel düzelirsiniz.